Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde din 47'de basit bir dişli tasarımı yapacağız. Bunun için din 47'de giriş yaptıktan sonra yeni tasarım oluştur sekmesine tıklıyoruz. Tasarım sayfamıza bir silindir alıp bırakıyoruz. Şimdi silindirimizin çapı 35 milim olacak şekilde ayarlıyoruz. 35 milim bu taraftan, 35 milim yine buradan. Yüksekliğini ise şuradaki karede tıklayarak yüksekliğini de 4 milim olarak ayarlıyoruz. Bu ayarlamayı yaptıktan sonra bir de küp alıyoruz. Küpümüzün uzunluğunu 45 milim olarak ayarlıyoruz. Enini ise 6 milim olarak ayarladıktan sonra yüksekliğini yine onun da 4 milim olarak ayarlama yapıyoruz. Tekrar bakalım. 45'e 6, yükseklik ise 4. Evet, bunu ayarladıktan sonra şimdi her iki nesneyi de şu şekilde seçili hale getiriyoruz. Seçili hale getirdiğimiz bu nesneleri hizalamamız gerekiyor. Bunun için şu yukarıdaki hizala tuşuna basıyoruz. Ve ortadaki noktaları seçerek bunları bu şekilde birleştiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra şöyle çevireyim. Şimdi dikdörtgenimizi seçili hale getirip şuradaki çoğalt butonuna basıyoruz. Tekrar yapalım. Ve bunu 45 derece olarak ayarlayalım. Ayarladığımız için bakın buraya bastıkça her yeri 45 derece olarak dönüş sağlıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra çalışma alanımıza bir silindir daha alıyoruz. Ve bu defa bu iki nesneyi bu şekilde seçili hale getirdikten sonra tekrar hizalama yapıyoruz. Ortadaki bu yuvarlaklara bastığımız zaman bakın hizalamış olduk. Şimdi üstten bakalım. Şimdi sadece son getirdiğimiz şu silindiri seçiyoruz ve delik yazan şuradaki simgeye tıklıyoruz. Ardından hepsini seçili hale getirip grupluyoruz. Gruplamayı ise burada gruplandır dediğimiz zaman bakın dişimiz hazır hale geldi. Şimdi bakalım. Bu dişliden kopyasını çıkar, yapıştır dediğimizde birden fazla dişli elde edebiliriz. Bu şekilde bunun da rengini buradan değiştirebiliriz. Evet, bu şekilde farklı dişliler tasarlayabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.